sevgili izleyiciler, COVID'le mücadelede biz ülke olarak neresindeyiz? Nasıl tedbirler alınıyor? Bu tedbirler yeterli mi? MAK Danışmanlık bununla ilgili bir araştırma yaptı. Şimdi bu araştırmanın sonuçlarını öğreneceğiz. MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mehmet Kulat bizlerle birlikte. Sayın Kulat, hoş geldiniz. Gün ortasına sağlıklı günler diliyoruz öncelikle sizlere. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Evet. Mücadele devam ediyor küresel çapta. Türkiye'de mücadele hangi aşamasında, alınan tedbirler yeterli mi? Öncelikle bunu değerlendirir misiniz? Şimdi biz MAK Danışmanlık olarak sistematik bir şekilde kamuoyu araştırmaları yapan bir firmayız. Yapmış olduğumuz son araştırmada koronavirüs mücadelesinin neresindeyiz başlığını kullandık ve bunun için 2700 kişiye telefonla call center üzerinden ulaşmak suretiyle bir dizi sorular sorduk. Vatandaşımız olayları nasıl görüyor? Tabii bizim bireysel gözlemlerimiz var, kendimize ait düşüncelerimiz var ama asıl olan toplumun geneli nasıl bir değerlendirme yapıyor, bunu anlamaya çalıştık. Yapmış olduğumuz araştırmada koronavirüs mücadelesi konusunda hükümeti başarılı buluyor musunuz diye öncelikli olarak bir soru sorduk. Çünkü sonuç itibariyle şu anda Türkiye'de bir bilim kurulu olmakla birlikte siyasi erk, siyasi irade bu noktada kararları veriyor nihayetinde. Ve vatandaşta bir destek olduğunu görüyoruz. Bütün bu yaşanan küresel salgına rağmen yaklaşık %63'lük bir kesim evet hükümeti başarılı buluyorum şeklinde bir değerlendirme yaptı. %24'lük bir hayır diyen kesim var. Geri kalan kesim ise bu konuda görüşünü en azından şu anda netleşmiş bir görüş olmadığını ifade ediyor. Diğer bir sorumuz da size göre Türkiye'de koronavirüs ile mücadele sürecinde idarenin en doğru adımları nelerdir diye sorduk. Çünkü idarenin, siyasetin ve bu konudaki yöneticilerin vermiş olduğu kararlar sonuç itibariyle hepimizi doğrudan ilgilendiriyor. Tedavinin ücretsiz olması, özellikle bugünlerde dünyayla televizyonlar vasıtasıyla insanlar evde oldukları için televizyonları daha çok seyrediyorlar. Dünya ile mukayese ediyorlar Türkiye'yi. Türkiye'de koronavirüs tedavisinin ücretsiz olması, ücretsiz maske dağıtımı gibi konular çuvalladığı, batının bir yere kadar tökezlediği bu süreçte vatandaş tarafından başarılı bulunuyor. Evet. Ekonomik anlamda adımları önemli ölçüde vatandaş, yani şu anda kendilerine istenen düzeyde daha yardımlar ulaşmamış olsa bile vatandaş doğru buluyor. Sağlık Bakanı'nın halkı ilgilendirmesini vatandaş önemsiyor. Bir de bilim kurulu kurulması meselesi Türkiye'de uzunca bir süredir. Maalesef her konuda herkes çıkıp konuşma yapıyordu ama bu konuda, yani korona konusunda devlet bir bilim kurulu kurdu ki doğru olan da buydu zaten. Bu bilim kurulunun kararlarına da neredeyse harfiyen uyuluyor. Evet. Bundan dolayı vatandaş desteğini ortaya koyuyor. Dışında biz vatandaşa koronavirüsle mücadele sürecinde idarenin en önemli yanlışları ya da eksikleri nelerdir diye de sorduk size göre. Vatandaş özellikle belediyelerin yardım toplama meselesinin, çünkü önce onlar başlamışlardı, bunun sürmesi gerektiğini düşünüyor en azından bir kısmı. Bir de siyasi partiler özellikle liderleriyle ve yöneticileriyle tıpkı AK Parti'nin kendi parti yöneticileriyle telekonferanslar üzerinde görüşmesi gibi belediye başkanları, parti liderleriyle de istişareler yapılmasını, bilgilendirilmelerini ve onların görüşlerinin alınmasını vatandaş önemsiyor. Bunun dışında gelir gruplarında hala kendilerine istenen düzeyde yardımın yapılmamasını vatandaş eleştiriyor. Bir de tam bu sürecin, yani pandeminin başladığı günlerde Kanal İstanbul'la ilgili bir ihale zamanlamasını vatandaş eleştiri olarak ifade ediyor. Evet. Bu da vatandaşın eleştirileri arasında yer alıyor. Biz vatandaşa ülkemizin geleceği konusunda umutlu olup olmadığını sorduk. Bu sorudaki ana maksadımız şu: genelde böylesine büyük hadiselerin sonrasında vatandaş iki psikoloji ortaya koyabilir. Seçmen davranışı iki türlü şekillenebilir. Ya vatandaş büyük bir karamsarlığın içerisine girebilir ya da bir şekilde umudunu toparlar. Bu anlamda Türkiye toplumunun peş peşe yaşamış olduğu işte darbe süreçleri, ardından yaşanmış olan başka sorunlar, terörle yıllardır verilen mücadeleler bizim insanımızı bir yere kattı. Bu tür hadiseler konusunda şerbetli hale getirdi. Vatandaşın %61'lik bir kesimi yarınlara umutla bakıyor. Yeter ki şu süreci bir atlatalım diyor. Elbette devamındaki sorularda vatandaş ekonomik anlamda bir kısım zorlukların olabileceğini görüyor ve bu konuda
Vatandaş çok böyle hayal dünyasında dolaşmıyor ama genel itibarıyla da bu sürecin aşılabileceğini öncelikli olarak vatandaş görüyor. %61'lik bir kesim bu anlamda çok ciddi şekilde bir umut ortaya koyuyor. Biz farklı bir soru da sorduk bu süreçte. Biliyorsunuz başta Kabe olmak üzere camiler şu anda kapalı, özellikle dini anlamda. Bunu şunun için sorduk. Bugün pek çok gazeteci arkadaşım bu sorunun için sorduğumuzu bize sordu. Şöyle bir sorumuz var. Koronavirüsle mücadele süreci inanç değerlerinize olumlu ya da olumsuz etki yaptı mı diye sorduk. Aslında bu biz Batı'da yapılan bir araştırmadan kopyaladık. Yani soruyu kopyaladık. Biliyorsunuz bu şu anda koronavirüs meselesinin en yoğun yaşandığı ülkelerden birisi İtalya. Ve İtalya Hristiyanlığında başkenti durumunda. Orada bu süreç o insanları çok ciddi etkilemiş. Acaba bizde nasıl oluyor diye bir değerlendirme yaptık. Vatandaşın yarıdan fazlası bu süreçte özellikle ibadetlerini ve daha çok dua etme anlamında daha dindarlaştığını, ama bu anlamda dindarlığı kastediyorum, daha fazla dua ettiğini söylüyor. Çünkü insanların etrafında insanlar ölürse, insanların etrafında insanlar hasta olursa insanlar doğal olarak daha çok dua ederler. Bu da bir ayrıntı olarak dikkatimizi çekti. Önemli bir konu da şuydu, şu ana kadarki gelişmeleri düşündüğünüzde koronavirüs öncesiyle sonrasında siyasi tercihlerinizde bir değişim olur mu diye bir soru sorduk. Vatandaşın %18'lik bir kesiminin siyasi tercihlerinin değişebileceğini ifade ettiğini gördük. Bu şu anlama geliyor, bu bazen olumlu bazen olumsuz, yani iktidarın lehine de aleyhine de olabilir. Bu ayrıntıyı daha çalışmadık. Ama şöyle, genellikle böyle büyük krizler, büyük salgınlar, büyük hastalıklar, farklı felaketler genelde insanların sağ sol kavramı gibi temel kavramlarından ayrıştığı, bunun yerine daha böyle insani kavramların öne çıktığı bir siyaset dönemi oluşur. İlginç bir örnek var biliyorsunuz. 2002 seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi %34,5 oy almak suretiyle ve eski parti neredeyse tamamı barajın altında kalmak suretiyle tek başına iktidar olmuştu. O dönemde Türkiye'de böyle bir felaket yoktu ama o zaman da bir ekonomik kriz vardı. Vatandaş böyle durumlarda, böyle kriz türü, böyle büyük salgın türü meselelerde yeni kahramanlar inşa ediyor. İnsanların fıtratında var. İnsanlar başka kurtarıcılar buluyor kendilerine göre. Dolayısıyla bu noktada da vatandaşın en azından %18'lik bir kesimi siyasi tercihlerinin şu an için değiştiğini söylüyor. Süreç ilerledikçe bu sayı artacaktır. Ama bu, tekrar söylüyorum, yani iktidarın aleyhine ya da lehine midir? Bunu işte daha ayrıntılı çalışınca göreceğiz. Ama şu ana kadar bir Türkiye'nin bir kere koronavirüs öncesi ve koronavirüs sonrası diye bir siyasi tercih değişiminin karşımıza çıkabileceği bir döneme girdiğimizi söyleyebilirim. Yani hiçbir şey eskisi gibi olmayacak gerçekten. Önemli bir soru da, koronavirüs sürecinin sonrasında ülkemizde bir ekonomik kriz çıkabileceğini düşünüyor musunuz diye sorduğumuzda, katılımcıların yaklaşık yarısı evet bir ekonomik kriz çıkacak diyor. Çünkü bu zaten kaçınılmaz bir şey. Küresel anlamda da çıkacağını yani dünyanın bütün ekonomistleri söylüyorlar. Ama bu Türkiye gibi krizlerin sonrasında bazen bunu fırsatlara çevirebilen bir toplumuz biz. Bu lehimize de bir fotoğrafa dönüşebilir. Bunu da tabii süreç içerisinde göreceğiz. Ama vatandaş bir ekonomik kriz çıkabileceğini şu anda söylüyor. Bunun için çok da böyle derin bir bilgiye de sahip olmaya gerek yok. İnsanlar televizyonun karşısında oturuyorlar. Akşama kadar zaten koronavirüs seyrediyorlar. Bunun bir yansıması olacaktır, artçıları olacaktır. Artçıların en önemlisinin ekonomi alanında olacağı da tartışmasız bir gerçek. Bir diğer soru, koronavirüsle mücadele sürecinde dünya ölçeğinde sizi en çok şaşırtan olay nedir diye sorduk. Yani Türkiye'yi değil de global anlamda, küresel anlamda, dünyadaki olaylar içinde sizi en çok ne etkiledi diye sorduk. Verilen en önemli cevap, koskoca Amerika Birleşik Devletleri'nin ve Avrupa Birliği'nin sağlık sisteminin çok zayıf olduğunu, çok boş olduğunu, insanlarına gerekli değeri vermediklerini bu vesileyle gördük diyor vatandaş. Çünkü bir maske bulamamaları, böyle bir aziyet ortaya koymuş olmaları, gözümüzde çok büyütülen, küresel güç olarak sunulan bu ülkelerin aslında kendi insanları noktasında çok da duyarlı olmadıklarını gösteren bir fotoğraf oldu. Öncelikle belirtmiş olayım. Yani bu süreçte
insanlar evde oldukları için çoğunlukla ve böylesine büyük bir afetle de toplum olarak karşı karşıya olduğumuz için insanlar çok televizyon seyrediyorlar. Doğru. Dolayısıyla konularla ilgili de yoğun bir bilgileri oluştu insanların. Yine insanlarımızın bir bu kadarı da yani %24'lük bir kesimi bu batı karşısındaki şaşkınlığını ifade ederken bir bu kadarlık bir kesimi de Türkiye içerisinde Türkiye'nin kendi sağlık altyapısının bu kadar iyi olduğunu görmekle mutlu olduğunu ifade ediyor. Çünkü birlikte pek çoğumuzun bile belki eleştirdiği, düne kadar ya ne gerek var bu kadar büyük masraflar yapmaya dediği, özellikle şehir hastaneleri başta olmak üzere sağlık alanına yapılan yatırımların Türk toplumu karşılığını görüyor. Düne kadar çok eleştiriliyordu bu alanda yapılan yatırımlar. Tabii ki bu niye yatırım yapılıyor eleştiriler değil de ülkemizin bütçesiyle kıyaslanarak bu eleştiriler yapılıyordu. Demek ki gerekliymiş. Bir önemli nokta da Avrupa Birliği'ne yönelik bir eleştirisi var toplumun. Çünkü bu birliğin çok da bir anlam ifade etmediği, kendisine hayrı olmayan bir birlik olduğunu Türk toplumu görüyor. Bizim gördüğümüz tabii kendi ülkemizden ziyade televizyonlarda, İtalya'da, Fransa'da, İspanya'da, İngiltere'de Avrupa Birliği'ne yönelik insanların eleştirileri insanların dikkatini çekiyor. Bir önemli nokta da Çin'de ortaya çıkan salgının Çin'den daha çok Amerika'da etkisinin fazla oluşu insanları şaşırtmış görünüyor. Evet. Son olarak biz insanlara koronavirüs belirtileri konusunda yeterince bilgi sahibi olup olmadıklarını sorduk. Tabii her gün açtığımız bütün televizyon kanalları, bütün radyolar, bütün ulusal ve uluslararası medya, sosyal medya, bütün bunlar koronavirüs belirtileri ya da bu alanda ilgili uyarılar yapınca hatta mahallemizin camisinin hoparlöründen de her gün bu konuda artık ilan edile edile vatandaş bu konuda %78'lik bir kesim koronavirüs belirtileri konusunda uzmanlaştığını, en azından konuyu bildiğini düşünüyor. Bu çok büyük bir rakam. Yani dünyada böyle bir rahatsızlık konusunda insanların bu düzeyde bilgi sahibi olabildiği herhalde ilk hadiseyle karşı karşıyayız. Toplum genel itibariyle Evet, aslında genel itibariyle baktığımızda sonuçlara alınan tedbirlerden oldukça memnunlar. Bizim de hep takip ettiğimiz Avrupa Birliği'ndeki son durum, Amerika'daki vaka sayılarının artışı yine toplumun da gözünden kaçmamış ve sadece ekonomik olarak bir kaygı var. Bunu görebiliyoruz. Eğitim sistemiyle ilgili, şimdi eğitim ara verildi eğitime ve evden devam ediyor. Bununla ilgili bir görüş var mı? Açıkladıysanız kaçırmış olabilirim ama. şöyle biz bu çalışma onunla ilgili bir soru sormadık. Yani bunun bir günde bir tekrarlayacağız bu çalışmaları. Telefon anketleri yapıyoruz. Yüz yüze anket yapılamıyor biliyorsunuz. Sadece eğitim başlığı altında özel bir çalışma yapmayı düşünüyoruz. Ama kısa bir süre önce bu alanını da içine alan bir soru sormuştuk. Yani Türkiye'nin bu kadar kısa süre içerisinde yani bir örgün eğitimden böyle bir eğitim sistemine geçebilmesi gerçekten takdire şayan bir durum. Önce onu bir belirtmek lazım. Yani evet eksikler vardır, belki yanlışlar vardır, zaman zaman hatalar da oluyordur. Muhtemeldir bunlar. Yani 20 milyon gencini eve kapatıp o gençlere evde eğitim verebilmek ve bunu da çok önceden planlamadan birkaç hafta içerisinde planlayıp yapabilmek dünyada herhalde takdire şayan bir konu. Ben bu süreç içerisinde bu çalışmayı yaparken Batı'yla da olabildiğince mukayese ettim. Pek çok ülkede şu anda evde eğitim meselesi maalesef ilk öğretim ve orta öğretim düzeyinde yapılamıyor. Batı'nın o popüler ülkelerinde bize göre çok büyük güç sahibi olarak sunulan ülkelerinde yapılamayan bu şeyi Türkiye sanki yani bir yıl öncesinden planlanmış gibi bu kadar hızlı hayata geçirebilmesiyle gerçekten büyük bir başarı ortaya koydu. Bu noktada hemen söyleyeyim. Hükümetin iki tane bakanı, özellikle tabii Sağlık Bakanı büyük bir gayret gösteriyor bilim kuruluyla birlikte. Bir de Milli Eğitim Bakanı gerçekten takdire şayan bir çaba ortaya koydular. Bu yani tekrar söylüyorum. Evet eleştirilebilecek şeyler vardır. Zaman zaman hatalar oluyordur. Ama siz bir ülke nüfusunun neredeyse üçte birini eve kapatıp o çocukların bütün eğitimini binlerce okulda, yüz binlerce okulda devam eden eğitimi eve alıp bir şekilde sürdürülebilir bir süreç oluşturabiliyorsanız bu gerçekten takdire şayandır. Toplum da bunu bu yönüyle görüyor. Ama
Tabii bu süreç daha bu yönüyle çok yeni. Eğer bir ay, 2 ay sürerse bu süreç içerisinde insanlar evde sıkılacaklardır doğal olarak. Bunun o zaman değerlendirmesini o günün şartları içinde bir daha yapmak gerekir. Sayın Mehmet Ali Kulat bizlerle birlikte oldu. Anket sonuçlarını açıkladı. Genel olarak olumlu ekonomik kaygılar var. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Kulat. Ben teşekkür ederim.